Bunları şimdi ben bir yıkayacağım, kanlarını alacağım. Sonra mutfak havlusuyla kurulayacağız. Ondan sonra hemen işleme geçeceğiz. Mutfak havlumu açtım. Hemen burada hazır, beni beklesin. Hemen temiz bir mutfak havlusuyla kuruluyorum. Tabağı da aldım. Burada hem sulanmasını da engellemiş oluruz, bekleriz. Yanına salata yapacaksınız ki şayet soğan salatasını çok öneriyorum. Hatta soğanlı karışımda diyebiliriz. Önce işe onunla başlayalım. Bunun sebebi ise ciğerleri sıcacık servis etmek istiyoruz. Hemen soğanlarımı piyazlık doğrayacağım. Şöyle bir karıştırma kabının içine koydum. Üzerine biraz tuz. Şu şekilde elimle yoğuracağım. Yoğurduktan sonra bir kevgin üzerine alıp güzelce yıkıyoruz. O bütün acısı gitsin istiyorum. Bu şekilde güzelce süzülsünler. Bunun içine ne koyacağız? Soğana en çok yakışan maydanoz. Şöyle 1/3 demet kadar maydanozu tembel makasımla keseceğim, tabağıma doğrayacağım. Hemen karıştırma kabına ekledim. Yine süzülen soğanlarımı da aynen ekliyorum. Soğan salatası pul bibersiz olmaz. İsteyenler sumak da koyabilir. Ne kadar acı seviyorsanız o kadar çok ekleyin. Şöyle karıştırmadan üzerine koyacağım. Biraz zeytinyağını bol tutun. Karabiber. Biraz tuz. Güzelce karıştırıyorum. Eğer yeşil bir salata yapıyor olsaydım tuzunu, biberini en son eklerdim. Hafif şöyle macunsu bir görüntü olsun maydanozlu. O zaman çok daha güzel oluyor. Şimdi bunu arkaya alıyorum. Bu burada dinlenecek. Evet, şimdi gelelim ciğerleri hazırlamaya. Tavamın altını sonuna kadar açıyorum. Yağımızın çok iyi kızması gerekiyor. Bol yağda kızartacağım. Şimdi geldik unlamaya. Bunun içine ne koyuyorum? Hemen onları getirmek istiyorum. Şöyle bir su bardağı kadar unum var. Hepsini yayıyorum. İçine tuz, karabiber, biraz da toz biber ekleyelim mi? Bence kesinlikle evet. Şöyle bir çay kaşığı kadar da toz biber ekledim. Güzelce bütün malzemeleri birbirine karıştırın. Şimdi şöyle bir tur yaptım. İyice sallıyorum. Fazla un istemiyorum. Bir kere daha yapıyorum. Bütün fazla unun gitmesi için şöyle bir yüzey elde etmem gerekiyor. Olması gereken bu. Bir yandan yağım ısınsın. Ben de o arada bütün parçaları güzelce unlayayım. Yemeğimiz hazırsa o zaman hemen servise geçelim. Bir köşeye bolca hazırladığım salatadan koyacağım. Maksat düzgün bir şekilde çıksın. Başka bir numara yok aslında. Bunları üst üste gelişi güzel bir şekilde dizeceğim. Evet, geldik finale. Biraz pul biber ile bütün tabağıma dökeceğim.